Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüsle ilgili herkesin moralini bozan bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Koronavirüse yakalanan ve hamile kalan kadınların ölü doğum yapma risklerinin diğer insanlara göre 2 kat daha fazla olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin yayınladığı rapora göre Mart 2020, Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastanede gerçekleşen yaklaşık 1.2 milyon doğumda enfekte olmamış kadınlarda 155'te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının COVID-19 geçiren hamilelerde 1.2 milyon doğumda enfekte olmamış kadınlarda 155'te 1 olarak gerçekleşen ölü doğum oranının COVID-19 geçiren hamilelerde 80'de 1'e yükseldiği ifade edildi. Yani her 80 doğumda bir ölü bebek dünyaya geliyor. COVID-19'a yakalananlar arasındaki kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayanlar, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölüm doğum oranının da arttığı ifade edildi. Yetkililer sonuçların hamilelik sırasında COVID-19 karşıtı tedbirlerin ve özellikle aşı olmanın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi. ABD'de aşı istatistiklerinde gebelik bilgilerine yer verilmemekle birlikte raporda geçen yaz Delta varyantının neden olduğu COVID-19 dalgası sırasında gebelerin yalnızca %30'unun aşı olduğu bilgisi verildi. Değerli izleyicilerimiz, bu haber bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda, aylarda bu virüsün hangi sonuçları ortaya çıkartacağı belli değil. Hiç kimse, tamam bu salgın bitti gitti artık kurtulduk diyemeyecek. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yetkilileri açıklıyor bunu. Ben değil yani. Kıymetli izleyicilerimiz, bu koronavirüs ne zamana kadar hayatımızda kalacak? Ben bunu size cevabını vermeye çalışayım. Daha doğrusu birlikte anlamaya çalışalım bugüne kadar geldiğimiz noktayı. Bakın. İnsanlığın önüne bu sıvılar birer mucize sıvı gibi çıkartıldı değil mi? Nedendi? Şu kadar koruyor, bu iş bitti, her şeyi biz artık bu sıvılarla çözeceğiz dediler değil mi? Ancak Amerika, Kanada, Avustralya ve diğer tüm dünya ülkeleri şu anda görüyoruz ki artan vaka sayılarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Hastanelerdeki doluluk oranları her geçen gün daha da artıyor. Bundan sadece arkadaşlar 10-12 ay önceyi anlatıyorum, uzak değil. Profesör Doktor Uğur Şahin çıkıp açıklama yapmadı mı? %96 oranında bizim bu sıvımız koruyor demedi mi? Özlem Türeci eşi aynı şeyleri söylemedi mi? Peki şimdi ne oldu? Neden yeni bir sıvının piyasaya çıkacağı şu an Almanya'da konuşuluyor? Şubat ayında yeni bir sıvının piyasaya çıkması bekleniyor. Arkadaşlar, ben size söyleyeyim ne zaman bitecek. Bakın. Bu sıvılar üretim aşamasından artık çıkarsa, üretilmezse bu sıvılar o zaman bitecek. Bu testler artık üretilmezse hayatımızdan çıkacak. Diyeceksiniz ki niye üretilmesin? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Niye üretmesinler ki? Milyarlarca euroluk anlaşmalar yaptılar. Şu anda Uğur Şahin'in şirketi Almanya'nın en zengin 50 şirketi arasına girdi. Düşünün Almanya'daki markaları, şirketleri düşünün bakalım. Onların arasına girdi. Şimdi yeni bir sıvıyı daha bulduk diyorlar. Şubat'ta piyasaya çıkacak, denemeleri yapılıyor şu anda. Bir de o zaman bakın, ilk 20'ye girer herhalde. Devletler gidiyor, anlaşmayı yapıyorlar. Anlaşmayı da şöyle yapıyorlar. Bu bilim insanları çıkıp toplumu önce bir güzel bir korkutuyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak diye devlet başkanları da koşa koşa gidiyor. Ne olursunuz bunun aşısını bize verin.
Al sana para, al sana sözleşme diyorlar. Görünen bu. Ben öyle görüyorum, olayı böyle okuyorum arkadaşlar. Testler, 5'li test, 6'lı test, 25 euro civarında marketlerde satıldı. Değil mi? Satılıyor. İnsanlar hücum ettiler ve hala satın alıyorlar. Bu testleri üretenler de sözleşmeleri yapıyorlar. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi olan Pfizer, bu Moderna ile, düzeltiyorum, BioNTech ile ortaklık yaptı. Uğur Şahin'le. Pfizer üretmez mi? Yine şimdi Pfizer'dan açıklama geldi. Biz korona hapını bulduk diye piyasaya çıkartıyoruz. Bunun için FDA'ya, Amerika İlaç ve Gıda Güvenliği Başkanlığı'na müracaat etmişler ruhsat için. Şimdi yarın öbürsü gün koronanın ilacını da bulduk diyecekler. Bunlar niye üretmesin ki? Bunlar da üretecekler. Niye? Para kazanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki insan sağlığı gibi böylesine önemli bir konuda paranın önemi mi olur? Olur arkadaş. Bunların gözü paradan başka hiçbir şey görmüyor. Bunların her şeyi para olmuş. Sen ölmüşsün, kalmışsın, psikolojin bozulmuş. Bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Sen onlar için bir dolar işaretisin, euro işaretisin. Parasın yani. Müşteri. Bu kadar. İnsan değilsin sen, müşterisin. Nereye kadar gidecek? İşte mezara kadar gidecek. Şimdi ne diyorlar? Arkadaşlar, 6 ayda bir mutlaka bu sıvıları vurdurun diyorlar. Doktorunuza danışın arkadaşlar. Ben tıbbi konularda konuşmuyorum. Ben olayın perde arkasındaki gerçekleri anlatmaya çalışıyorum size. Bu kadar anlaşma, bu kadar sıvı, bu kadar test, bilmem ne arkadaşlar. Bunlara kim yön veriyor? Kim bu işin düğmesine bastı? Bunlar iyi günlerimiz. Bak, bunlar iyi günlerimiz. Bu günlerimizi arayacağız. Göreceksiniz, vaka sayıları her yerde patlayacak. Her yerde, ister olsunlar bu sıvıya olmasınlar. Hiç önemli değil. Kıymetli izleyicilerimiz, şunu gönülden söylüyorum size ve şuna inanıyorum. Gerçekten büyük bir sıkıntının içerisindeyiz. Ekonomi bozuldu, psikolojiler bozuldu, insanlar geleceğe dair planlar yapmıyor. Hayat çok ciddi anlamda pahalı oldu. Faturalar arttı, benzin arttı, gıda ürünleri arttı. Yani bunların hepsi birer tesadüf mü? Bu kadar salgının olması, hastanelerinde olması, sıvılar, testler, market fiyatları, yani araba fiyatları, ev fiyatları, aklınıza ne gelirse her şey uçtu. Bunlar birer tesadüf mü arkadaşlar? Kendi kendine mi oluyor? Ya adam tarlada yetiştirdiği maydanozu bile utanmadan 2 katı, 3 katı fiyata satıyor. Sanki ham maddesi başka bir yerden geliyor da, sanki içerisine petrol koyuyor da. Maydanoz ya, maydanozu 2-3 katı fiyata satıyorlar. Hadi bir katı fiyata son şey yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman ben de soruyorum. Yeni bir dünya düzeni başladı mı? Kim düğmeye bastı? Birilerinin amacı, hedefi ne? Bakın, para konusunda bu kripto paraları bir örnek verelim. Bitcoin'ler ya da altcoin'ler var biliyorsunuz. Ya da bilmeyen arkadaşlarımıza, sanal para yani. Bu sanal paralar neydi de bu koronavirüs döneminde patladı? İnsanların hayatına girdi. Neydi? Bir yere mi taşınmak isteniyoruz? Otobüse bindirmişler bizi. Bir noktaya mı götürüyorlar bizi? Bu kadar insanın hayatını kaybetmesi, bu hastalığa yakalanması sizce arkadaşlar bir tesadüf mü? Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlere hatırlatmak istiyorum. Lütfen daha fazla insana ulaşabilmemiz için videolarımızı beğenin ve mutlaka kanalımıza da abone olun. Sizlerden haseten rica ediyorum.